67. günün sabahında hayalleri için saat 7'de gözlerini kırkmayan sabahçı Tayfam'a günaydınlar. Hadi bakalım bugün gelen soru nasıl soru olacakmış. Aslında bu sorunun sizin için kolay olduğunu farkındayım. Ama ÖSYM böyle soruları çok seviyor. O yüzden ÖSYM'lik sorularda bizim mutfağımızın içerisinde olmalı güzel tayfam. Hadi başlayalım sorumuza. Aşağıdaki 3 çarpışlık karenin her bir hücresine 1'den 9'a kadar olan rakamlar birer kez yazılacaktır. Rakamlar yazıldıktan sonra her bir satırdaki ve her bir sütundaki hücrelerin içerisinde yazan sayıların tamamı toplanıp karenin dışında bulunan dairelerin içerisine yazılıyor. Yazılanlar 12 13 13 16 y ve x sayıları. Buna göre x ile y'nin toplamı kaçtır? Şimdi ben bunları tek tek uydurmak da zorlanacağımı biliyorum. O yüzden ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle diyelim. X ile Y'ler karışmasın diye burada yazanlara bir A1 olsun, A2 olsun ve A3 olsun. Başka adlandırabilirsiniz. Ben böyle söyledim. Burası B1 olsun, B2 olsun, B3 olsun ve aynı zamanda C1, C2, C3 olsun. Buradaki kenarda kalsın. Şimdi bunları yazdıktan sonra Unutmayın ben biliyorum ki bütün verilerin toplamı çünkü ÖSYM'nin yapmış olduğu tüm mantıkta bu var. Bütün verilerin toplamından bir şeyler çıkarmak zorundayız. B1 artı B2 artı B3 bunu da kenarda yazalım. C1, C2, C3'ün toplamı 1'den 9'a kadar olan tüm sayıların toplamı demek değil mi? 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2'den 9 çarpı 10 bölü 2 yani aslında içeridekilerin birer defa yazılı hali 40 5 yapıyor. Kenarda kaldım. Peki. Devam ediyorum. A1 A2 A3'ün toplamı 12 değil mi? A1 artı A2 artı A3 Şimdi ben bunu uzun uzun yapınca Hocam iyi de bu bir dakikadan fazla. Bir buçuk dakikadan fazla diyeceksiniz. Anlatarak yaptığım için muhakkak fazla olacaktır. Sen bunu daha hızlı çözeceksin. Bak güzel tayfam. Devam ediyorum. B1, B2, B3. Buradaki ifadenin toplamı da 13 olacaktır. Bu da kenarda kalsın. Ve en sonda C1, C2, C3'ün toplamı da yine aynı şekilde ne yapıyormuş? X yapıyormuş. Bu birincisi. Yani buradan satırları hallettik. Sütunlara bakalım. Sütunları da sen pratik gördüysen hiç sıkıntı yok. Hocam ben A1'i hem burada hem burada gördüm. iki defa var. Evet işte onu göstereceğim ben de. Şimdi sütunları yazıyorum. A1 ile... B1'in ve C1'in toplamının 13 olduğu A2'nin ardından B2'nin ve C2'nin toplamını yazıyorum. A2, c B2, C2. Onun da 16 oldu. Ve en sonda A3, B3, C3'ten A3 artı B3 artı C3 oranında ne olduğunu gördünüz? Y olduğunu gördünüz. Şimdi bunları ben hepsini taraf tarafa toplarsam var olan ifadede. Hocam şunu da yapamaz mıyız? Kesinlikle yaparsın. Bunları taraf tarafa toplamadan şu kısmı yaparsın buranın 45, bu kısmı yaparsın buranın 45 olduğunu ya da hepsini toplarsın 2 tane olduğunu böyle de diyebilirsin. Sıkıntı yok. Yani aslında çok kolaydır ama yeter ki mantığını çöz. Bak güzel tayfam. Ardından A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3'ün toplamını 45 bulmadın mı? O halde buranın 45 olacağını biliyorsun. Buradaki ifadeden 25... X'in ne olması gerekiyor? X'in 20 olması gerekiyor. Devam ediyorum. E, aynı şekilde, bakın alt alta toplayınca şunu gördünüz, değil mi? A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. E, bu da 45 yapacaktır. Yukarıdaki değerden ne yapıyor? 29 yapıyor. 29 yaptığına göre bize ne kadar kalacaktır? 16 gibi bir değer kalacaktır. Y'nin de 16 olduğunu gördünüz. X ile Y'nin toplamı kaçtır diyor? x ile y'nin toplamı 36 olacaktır diyecek. Peki bunu nasıl zorlaştırabilir? Onu da söyleyelim. Yine bunu bulmamız gerekiyor. Şunu diyebilir. Buna göre şuralara bir numara verebilir, bilmem neler verebilir. Der ki buradaki hücrenin alabileceği en büyük değer kaçtır? Alabileceği en büyük değer deyince durum değişiyor. Niye biliyor musunuz? Örneğin Birkaç tane değer verelim. Buraya ben 9 verdiğimde diğerlerini de sağlayacak değerleri düşünmem gerekiyor. Buna göre de öyle bir ayarlamam gerekiyor. Yani atıyorum 9 verdiğimde oldu mu? Hemen oldu diyemezsiniz. Soru biraz daha zorlaşabilir. Biz ÖSYM mantığı kadarını bırakalım 36'da. Diğerini de başka zaman başka videolarımızda size soralım. İnşallah bundan sonraki yani 68. günde yine sabah 7'de hayallerin için seninle birlikte olmak üzere. Şimdilik iyi çalışmalar, hoşçakalın.